Sizi burada gördüğümüz için çok mutlu oldum. Ben çok mutlu oldum. Her şeyden önce çok ilginç. Yıllardır seyrettiğim bu yarışmaya menajerim sağ ol. Hadi hocam. Ya yapma Zafer Bey. Bunun sonu hoş da biter, nahoş da biter. Prestij kaybı da olur. Ya neresinden dönülse kârdır falan dedi. Ben de geldim. İyi yani, yaptınız. Uydum. Çok da mutlu ettiniz bizi. Sizin gibi değerli yapımcılar, sunucular, akıl ekipte çağırırlarsa ben de koşuyorum fırsat. Koştum ama bugün bakayım nasıl olacak. Çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Bu arada zaten Murat Bey sizin geleceğinizi öğrendiğinde çok mutlu olmuştu efendim. Bizim aramızda ünlüdür. Grubun içerisindeki en tecrübeli yarışmacıdır. Bu üçüncü katılışı oluyor. Ne yazık ki zafere ulaşamadı. Abone kartı var mı? Yaptıracağız inşallah. İnşallah yaptıracağız. Tamam. Ve kendisi daimi yarışmacı kartı. Daimi yarışmacı. Aboneden ziyade daimi daha doğru oldu. Kendisi böyle etrafındaki insanları şaşırtmayı sever de bugün biraz ben de onu şaşırtayım. Evet. Amiyane tabirle havası ben de söndü. Onu şaşırtayım. O hep beni şaşırtıyor. Yani ben de onu şaşırtayım. Nasıl şaşırtsam acaba? Dur bakayım. Aslında biliyor musunuz, illüzyon en zor sahne sanatı. Şimdi ben atıyorum Mustafa Sağyaşar olsaydım patlatırdım bir karam, değil mi ya? Değil mi? Siz ama sürekli hazır geziyorsunuz değil mi hocam? Hayır, hazır gezmiyorum. Gezmiyorsunuz. Cebimde bir şeyler bulunuyor. Yani şarkıcı, türkücü olsan çok kolay. Ama mesela Orhan Boran olsam anlatırdım bir fıkra ama. Neyse ki dünkü oyundan kalan iki tane mendil var. Belki bu iki mendille bir şey yapabilir. Murat Bey'i şaşırtabilirim. Çok teşekkür ederiz. Bu ne devlet? Evet. Hani alkışlarla bunlar bir tek size alkışlıyorlar. Aşk olsun. Bayanlar baylar, ladies and gentlemen, my name is madam, monsieur, señora, señorita. İki tane mendil var elimde gördüğünüz gibi. Bir tanesi mor, bir tanesi sarı. Evet. Uyuyor galiba. Vallahi çocuk ya bayıldı ya dondu. Hukukçuyu efendim, biri dikkat sarı, ediyor. Biri mor, biri sarı. Yok bu. Peki öyle olsun. Hangisi olsun? Olmaz öyle. Başkasının atına binersen yolda kalırsın. Sen karar ver. Hangisi sen, hangisi mor? Bu sarı. Bu sarı. Elime. Abdesti kaçar mendiller. Ben göstereyim. Bu sarı, bu mor. Bu da mor. Hangisini istiyorsun? Sarıyı mı, moru mu? Moru istiyorum. Mor istiyorsun. Evet. Pekala. Mor senin, evet. Sarı benim. Şimdi bak, sarı mendili alıyorum. Elime, avcuma saklıyorum. İyi bak, kollarımı da sıvıyorum. Tamam. Gömleğimin kolunu da sıvadım. Tamam. Yani paçasına kaçtı, koluna gitti demesinler diye. Bu kadar yakın plandan yapmak da ancak ustalık ister. Tamam. Onu da altını çizelim. Tabii, iyice bak. Şimdi senden bir ricam var. Neydi? Kaan Bey. Benim yeğenim de var. Onun adı da Kaan. Kaan Bey, buyurun bana sen. Bir hokus pokus söyleyeceksin. Dokunmak yok. Hayır. Hokus pokus. Hokus pokus. Ne böyle mi? Hokus pokus. Şöyle bir sahneye yakışır. Kelime oyununa yakışır. Tabii ki yakışır. Ne yapıyor bu kabarıyor? Şey gibi, hani vücut gösterisi yapar gibi. Şeyle böyle. Hokus pokus. Böyle bir atraksiyon olsun sesinin. Hadi bakayım göreyim seni. Hokus pokus. Biraz Balkaçoğlu gibi oldu. Fena değil hocam. Fena değil. İdare eder. Neyse, şimdi sarı renkteki mendili avcuma aldım değil mi arkadaşım? Mor sendeydi, sarı bendeydi. Tamam, evet. Üfle. Mor koyun, biliyor musun o türküyü? Nasıl bilmiyorsun? Mor koyun meler gelir, suları yarar gelir diyoruz. Mor mendilin içerisinden çıkıyor mu? Çıkamıyor. Çok derine gitmiş. Bakayım. Sen bir hokus pokus daha söyle, çıkacak. Hokus pokus. Benim hokus pokusum yaramadı. Kuvvetli. Hoppa, bravo. Çok teşekkür ediyorum. Hatta şimdi bakınız. İkisini birden avcuma saklıyorum, mendilleri. Bu küçük hanım bir üflesin şöyle, bunun üflüğü kuvvetli galiba. Üfle. Tüf. Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Koluna gitti, paçasına girdi diyemezsiniz. Bu nasıl oluyor diye düşünüyorum sen. Deme sakın, düşünme. Ne iş yapıyorsunuz siz? Öğretmen adayıyım. Adayısınız, çok güzel. Öğretmenim. Bir hatam olmadı değil mi öğretmenim? Estağfurullah. Sağ ol. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Bu kadar atraksiyon. Onları rahatlattı, beni heyecanlandırdı. Kesinlikle rahatlattı. 10 senedir yaptığımız bir iştir bu. Şimdiye kadar bu kadar güzel başladığımızı hiç hatırlamıyorum. Hocama bir alkış daha verin lütfen. Çok teşekkür ederim. Siftahı benden, bereketi sizden. Sağ ol. Hadi bakalım. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Buyurun. Cebimde hep taşıyorum. Bu bana her zaman lazım olur. Efendim, not almayı severim. Yolda bir şey görürüm. Hemen yazarım böyle. Çünkü aklıma güvenmiyorum. Görüyor musunuz Devrim Bey? Bak kaç tane kardeş beraber sayalım. Şu arkadaşlara dönsem olur mu? Kamera beni görür mü? Bence bana dönük durun onlar, evet. Onlar bak, görüyorlar zaten. Bir, iki, üç, dört, beş tane ne var arkadaş? Özgül abla.
Beyaz kağıt. Bravo. Boş kağıt. Beş tane beyaz kağıt. Bakın. Beş tane beyaz. Elim boş. Hı-hı. Elim boş. Bu elim? Boş. Bu elim. Kaç tane beyaz kağıt vardı? Beş. Kaç tane? Beş. Beş. Beş miydi, dört müydü? Beş saydım. Beş dedi. Beş. Emin misiniz? Beş tane neydi? Beyaz kağıt değil işte, bakın. Elimde beş tane gıcır gıcır Türk iş lira. Beş tane. Gördünüz mü? Bayanlar baylar. Beş tane gıcır gıcır lira. Daha ne olsun? Harikasın. Birlikte kapatmak isteriz. Kapatmadan önce ben buyurun size söyleyeyim. Hep kelime oyunu size söyleyecek değiller ya, ben de size söyleyeyim. Buyurun. İki harfli. İki harfli. Pardon. İki kelime. İki kelime. İki, özür dilerim, aklım şaştı. Hep Murat'ı yazıyor. İki kelime. Evet. İki kelime. 14 harf. 14. Bir kişiyi yolcu ederken yapılan eylemin adı. İkincisi sıfat. Birincisi de Arapça kökenli. Birincisi Arapça kökenli. İkincisi sıfat. Evet. Ne yapılır? Bir geçirmek kişiyi yolcu değil ederken. 14 harfli. Bir kişi kelime harf alma hakkınız var. Harf alabilir miyim hocam? Alırsınız efendim. Evet. E harfi ilk harfi midir? İkinci harfi. İkinci harfidir. İkincisi sıfat, ilki Arapça kökenli. Evet. Bir insanı yolcu ederken. Bir insanı, bir kişiyi, bir aileyi, bir tanıdığı bir yere uğurlarken yolcu, su dökmek değil. Yolcu ederken yapılan bir fiil. Artık günümüzde yapılmıyor genelde. Desem, çünkü insanlar genelde değil o malzemeyi kullanma alışkanlıklarını yitirmiş oldukları için. Olur. Eskiden yapılır. Hüseyin Rahmi'nin, Kerime Nadir'in romanlarında bir hasta vardır. Hıçkırıkta. Ne yapar o kız? Böyle o... Mendil sallamak. Evet efendim. Ben de mendil sallayarak mendil sallayarak bugünkü programa veda edip bir dahaki hoppa hepinize hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Üstüne söylenebilecek hiçbir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hafta finalinizde Sermet Bey'le tekrar birlikte olacağız. Çalışıp geleceğim. Hoşça kalın.